Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, i̇nternette varisler için dolaşırken arkadaşlar e, varislerden nasıl kurtulabilirim diye e, elektromanyetik diye bir sisteme denk geldim. E, çok pahalı bir ürün. E, ben bunu kendim yapabilir miyim diye düşündüm. Elektromanyet ne demek, nasıl yapılır diye girdim e, fizik bölümüne mi <laughs> e, bölümleri falan girdim bayağı bazı yerleri e, nasıl yapılacağını ya mıknatıslar da mıknatıstan yapılacağını biliyorum ama nasıl yapılır acaba diye düşün baktığımda gördüğümde böyle bir sisteme denk geldim e, elektromagneti e, böyle e, mıknatısları arkadaşlar mıknatısları ben zaten toplamıştım böyle buzdolabı mıknatısları oluyor hepsini kopardım bakın şeylerini, süslerini kopardım böyle mıknatısı bıraktım. Bunlar da böyle hatıra mıknatıslarıydı. Onları da böyle kopardım mıknatıslarını aldım. Şöyle uf irili ufaklı. Ama bu ufaklıkta olanlar daha makbul bence. Şunlar da olur, önemli değil. Sen bunları da kesip yuvarlak hali yuvarlayabilirsiniz. Onu da kullanabilirsiniz. Şöyle. Bakır tel aldım ince incecik bakır tellerden Bakır telleri Mıknatıs'a Böyle doladım Şurası mıknatıs Bölümü mesela şöyle yaptığımızda mıknatıs çekiyor Bakınız Burası Pozitif artı bölüm Burası eksi Şu mesela telimiz şuradan geldi Alttan geldi eksi, bu eksi Şu tel Şurada çıkarayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Alttan gelen tel eksi, üstten gelen tel artı bölümünü. E, pil de aldım. Pile de ihtiyacımız var. Çünkü elektrik deniyor, elektromagnet deniyor. Elektrikli mıknatıs deniyor. Onun için pile de ihtiyacımız var. E, Tabii onlar daha yuvarlak pil e, göstermişlerdi ama ayak altına kullanılanların bunlardan olabileceğini düşünüyorum yuvarlak olmaz. böyle e, Ayakkabı içine koyan konudan ayakkabı altlıkları e, bunu e, aldım. Vardı zaten evde Kull kullanacağım şimdi. Aslında ben bunu tek olarak kullanmıştım. E, çorabın içine koydum. E, öyle de kullanabiliyorsunuz. Çok rahat. Herhangi bir şey yok. Böyle hani e, ayağınızı rahatsız etmiyor. Bakınız şöyle hazırladım. Bir e, high pistol ile şöyle yapıştır, yapıştırdım arkadaşlar. Ee, bakır telleri artı ve eksi olmak üzere. Şöyle bakınız şöyle bir de şurasına eksiye eksi artıya artı yaptım. Bir mantık olarak düşündüğü şu taraf mıknatıs çekiyor bu tarafını çekmiyor e, çekmeyen taraf eksi e, pilin eksi tarafına yapıştırdım çeken tarafı da e, pilin artı tarafına yapıştırdım böyle üç tane şey aldık arkadaşlar mıknatıs yapmış olduk bunu tekrar bu altlıkları yapıştırabiliriz e, şimdi bu elektromagnetin e, ben böyle yapıyorum ama bunun acaba mantık olarak düşünerek yaptım. Çünkü varis için kullanılan bu elektromagnet şeyleri atlıkları bayağı pahalı oluyor. Pahalı 300-350 400 euro civarında. Hatta ikinci elleri bile 250 euro 150-250 euro arasında. Hiç giymedim falan deniyor ama. Tabi numaralar 38-39 olmak üzere 40-42 değişiyor. Bunların bir de e, özel e, trigger punk, punk deniyor. Trigger punk yani e, önemli noktaları var. O noktalara konuyor. Şuraya, şuraya ve buraya konuyor arkadaşlar. E, önemli noktalar bunlar. Bu da pil, magnet pilleri. Magnet pilleri böyle bir çorabın içine koyup Yapıştırabilirsiniz ee, sonra tekrar böyle buranın üzerine koyabilirsiniz ee, üzerine e, işte, ayakkabınızın içine koyup giyebilirsiniz ee, tabi burası ayak altına gelmesi denk gelmesi gerekiyor bunu çevirip de kullanamazsınız e, diye düşünüyorum ben böyle bir şey e, uyguladım ee, Elektromagnet deyince, mıknatıslı, elektrikli mıknatıs deyince benim aklıma bu geldi ve bu, fikri uyguladım. Sizler belki daha değişik size fikir gelebilir. Bunlar bu böyle arkadaşlar kullandığınızda yani elektromagnet atlıkları kullandığınızda nasıl varislerin kan dolaşımını arkadaşlar ayaktaki kan dolaşımı hızlandırıp varisleri yok ediyormuş. E, d, tabii e, kru, hızlandırıp e, kanın kan dolaşımını sağlayıp zaten varislerin e, oluşum nedeni de e, zayıf kan dolaşımından kaynaklı e, işte e, o kan dolaşımını sağlayıp e, varislerin yok olmasını sağlıyormuş e, bu da çok güzel bir şey arkadaşlar ben bunu deneyeceğim bakalım olacak mı sizlerde başlayabilirsiniz eğer elinizin altınızda elinizin altında varsa Uygulayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Biraz üşüttüm. Ses ses tonumu değişik. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalınız.